Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el-Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. وَاللَّعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَا اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ Allah, ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İmam-ı Bakır aleyhissalatu vesselamın mübarek viladetlerini tüm dostlarıyla birlikte siz değerli kardeşlerime, bacılarıma tebrik arz ediyorum. Allah bizleri İmam Bakır aleyhissalatu vesselamın dostlarından, onun şefaatine ulaşan salihlerden karar kılsın. Recep, Şaban ve Ramazan ayları şeref ve fazilette en doruk noktada bulunan ve diğer bütün aylardan üstün olan aydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Recep ayı girdiğinde şöyle karşılıyordu. Enes şöyle rivayet ediyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem İza dakhala Recebu qal. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Recep ayı girdiğinde şöyle derdi, şöyle buyuruyordu. Allahumme barik lana fi Recebin ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, bizi Ramazan ayına ulaştır. Ehl-i Beyt imamları Recep ayına büyük önem ve ehmiyet vermişler. İbadet ve itaatlerine büyük değer vermişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadisi şerifte şöyle geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya erişemez. Bu ayda kafirlerle savaşmak haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah'ın büyük rızasına kavuşmuş olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun üzerine kapanır, onun yüzüne kapanır. Böylesi bir ayı boş geçirmemek gerekiyor. Diziler karşısında içeriği ahlaksızlık ve kötülüklerle dolu programlar karşısında geçirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yüce Allah bir fırsat tanımış, ömür verdi, Recep ayını derk ettik. Özellikle sağlığı yerinde olanlar, oruç tutabilenler, oruç tutmaya gücü olanlar, İmam-ı Musa Kazım aleyhissalatu vesselamın bu rivayetine kulak versinler, dikkat etsinler. İmam aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Kim Recep'ten bir gün oruç tutarsa cehennem ateşi bir yıllık mesafede ondan uzaklaşır.
Kim 3 gün oruç tutar ise cennet ona farz olur. İstifade edelim fırsattan. Sağlığımız yerindeyse Recep ayında hiç olmazsa 3 gün oruç tutmaya gayret gösterelim. Yine şöyle buyurulmuştur. Recep cennette sütten beyaz ve baldan tatlı bir nehirin ismidir. Kim Recep ayında 1 gün oruç tutar ise Allah o nehirden ona içirir. Recep hakikatta bu ay, Recep ayında bu fazilet ve keramet dolu ayda Allah'ın rahmet kapıları açılmıştır. Rahmet nesimleri esmeye başlamıştır. Allah'ın rahmet tufanına kendimizi bırakalım. Bu rahmet tufanından mahrum olmayalım. Bu ayın istiğfar, tövbe ve bağışlanmasından mahrum olmak en büyük zarar ve ziyandır. Ne kadar acı bir olay olur. Böylesi rahmet, mağfiret dolu bir ayı derk edelim ama bu ayın rahmetinden istifade etmeyelim. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam, dedesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Recebun şahrul istiğfari li ummeti. Ekthiru fihi minel istiğfar fe innehu gafurun rahim. Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bağışlanma, affolunma, Allah'tan af dilenme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin, tövbe edin, bağışlanma dileyin Allah'tan. Zira Hak Teala çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına asab, yani dökülen denir. Zira bu ayda benim ümmetimin üzerine rahmet dökülmektedir. Adeta ilahi rahmet kapıları açılmış, kulların üzerine Allah'ın rahmeti dökülmektedir. O halde şu zikri çok söyleyin. Estağfirullah ve es'eluhu tevbe. Boş oturduğumuzda, çalıştığımızda, araç kullandığımızda bununla meşgul olabiliriz bu zikirle. Boş durup, boş şeylerle uğraştığımızda, aracımızı kullandığımızda bu zikirle meşgul olabiliriz. Özel bir vakit de istemiyor. Özel bir masrafı da yoktur. Bu zikirle meşgul olmak İnsanı saadete götürecektir. Yüce Allah bu ayda kullarını uyarmak ve bu ayın girişinden haberdar etmek için semada görevli bir melek görevlendirmiştir. Bu görevli melek her akşamdan sabaha kadar şöyle seslenir. Hadise dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnna Allaha Teala nesebe fis sema'i sabi'a meleken yuqalu lahu ed-da'i. Yüce Allah gökyüzünün 7. tabakasında Da'i isminde bir melek görevlendirmiştir. فَاِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ يُنَادِ ذَٰلِكَ الْمَلَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ اِلَى السَّبَاهِ Recep ayı gelip çattığında bu Da'i ismindeki görevli melek akşamdan sabaha kadar şöyle nida eder. Tuğba li zakiri,
Ne mutlu zikir ehline. Tuğbe li ta'in. Ne mutlu itaat ehline. Ve yegulullah. اَنَا تَعَلِسُ مَنْ تَعَلَسَنِ Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Benimle oturmak isteyenle otururum. Ve مُتِعُ مَنْ اَتَاعَنِ Bana itaat edene itaat ederim. Ve غَافِرُ مَنْ اِسْتَغْفَرَنِ Benden bağışlanma, affolunma dileyeni bağışlarım, affederim. Eşşehru şehri, ay benim ayımdır. Vel abdu abdi, kul ise benim kulumdur. Ve rahmetu rahmeti, rahmet ise benim rahmetimdir. Femen da'ani fi haza şehr, ve kim bu ayda, Recep ayının gece ve gündüzlerinde beni çağırırsa ecebtuhu ona icabet ederim, ona cevap veririm. Ve men se'eleni a'teytuhu ve kim benden bir şeyler ister ise ona veririm istediği şeyi. Ve men istehedani hedeytuhu kim benden hidayet diler ise ona hidayet veririm, hidayeti nasip ederim. Ve cealtu haza şehra hablen beyni ve beyne ibadi. Bu ayı kulum ile kendi aramda bir ip karar kıldım. Femen i'teseme bihi وَسَلَ اِلَيَّ Ve kim bu vesile kıldığım aya sarılır ise, bu ipe sarılır ise bana ulaşır. Recep ayının ibadet ve itaatleri hakikatta insanı Allah'a götürmektedir. İlahi kurba yaklaştırmaktadır. Merhum İbn-i Babıvey muteber senetle Salim'den şöyle rivayet ediyor. Recep ayının sonuna birkaç gün kala İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselamın yanına gitmiştim. İmam beni görür görmez şöyle buyurdu. Ey Salim, bu ayda hiç oruç tuttun mu? Hayır vallahi dedim ey Resulullah'ın oğlu. İmam şöyle buyurdu. O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah bilir. Bu Allah'ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mahzar kılmayı Allah Azze ve Celle kendisine farz kılmıştır. Yani bu ayın orucunu tutsan bir gün, üç gün, beş gün, gücün yettiği kadar en az üç gün orucunu tutsan Allah Azze ve Celle'nin fazlına, keremine nail olacaksın. İlahi ikrama ulaşacaksın. Bu ayda verilen sadaka, bu ayda verilen hayratlar diğer aylara nazaran kat kat fazla sevap içermektedir. Salman-ı Farsi'den gelen rivayette şöyle denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Bir kimse Recep ayında bir sadaka verir ise bin altın sadaka vermiş gibi olur. Bire bin sevap verilmektedir. Bir sent verdiğinde bin sent olacaktır. Bir euro verdiğinde bin euro sevap alacaksın. Allah-u Teala onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar. Bin misli derecesini yükseltir. Bin kötülüğü ise ondan def eder, siler. Allah Azze ve Celle bu ayın rahmetini, mağfiretini, ibadet itaatini yaşayan salih
mümin kullarından bizi karar kılsın. Bu ayın hürmet ve değerini bilip bu ayın ibadet ve itaatlerini yerine getirmeye gayret gösteren salihlerden bizleri karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.